Merhaba arkadaşlar. Merhaba kralım. Beklenen bir bölümle karşınızdayız. Nuri Bilge Ceylan. Topa girmem, beni çok linç ettiler. Sen artık kendin yürü burada. Koza 17 dakikalık bir film. Koza'nın özelliği şu. Duyguyu hazırlıyorsun, kod veriyorsun seyircilere. Otlar, deniz gibi böyle otlar, buğday salıyorsun. Sonra bir tane böyle beyaz saçlı ihtiyar toprakta, yerde duruyor. Ölmek üzere. Sonra yanında bir herif böyle uzay ufuklara bakıyor. Yine otlar. Sonra birdenbire şu yukarıda bakan adam diyor ki, ölüyor musun be? Adam aşağıda, ölüyorum işte. Yine buğday otlar, yeni çıkan elmalar, ağaçlar. İsme diyor ki, o zaman öl Mehmet. Ve ölünce nerede olduğunu söyle. Mehmet diyor ki, mutlaka söylerim. Eğer fırsatım olursa. İhtiyar birdenbire kalkıyor. Ben acıktım. Ve o taze küçük yeni elmaları yemeye başlıyor. Yaşamak istiyorum anlamında. Tamam mı? Sembolik. Sembolik tabii. Ve ondan sonra ölüyor ve böyle böyle hayat döngüsü, yeni çıkan toprak, devamlı değişen şeyler, küçük çocuklar. Şimdi bunu anlattığım şey değil. Nuri Bilge Ceylan'ın filmi değil. Bu 1930 yıllarında çekilen Alexander Dovzhenko'nun filmi. Dovzhenko. Zemla. Toprak. Nuri Bilge Ceylan'ın ilk filminde aynı benzer duyguyu gördüm. Ses isimlerinin diyalogu yok filmde. Daha ilk filmden itibaren elementleri kullanıyor. Yani doğal elementleri. Yağmurlar, rüzgarlar. Değişim anonsçu oluyor rüzgar. Kaderin habercisi şimşekler oluyor. Kısmet habercisi şimşekler. Kapalı yerlerde, interiörde şey diyorsun, şimşekler. Dışarıda kar yağıyor, şimşek diyorsun. Ki mümkün değil yani. Kar yağarken şimşekler yok ama neyse olsun. Bu ekspresyonizm yani, anlatabiliyor muyum? Yani annesi ve babası oynuyor. Büyük sabırla oynuyorlar belli. Sabır derken? Sabır derken Nuri Bilge kendisi kamera kullandı o zaman. Daha ilk filmde milimetrik bir rejisör olduğunu gösteriyor. Öyle planlamış ki gerçekten tam zamanında dönmesi gerekiyor. Açıkçası ben beğendim o filmi. Bir atmosfer dolu bir film. Yani Tarkovski etkisi belirgin mi? Tarkovski etkisi şu. Bir iki tane planlarda şey görüyorsun. Tarkovski'nin arkadan şöyle çekilen şey var ya. Tepeye çekiyor. Onun da elementleri görüyorsun. Şöyle arkadan yapışıyor yani. Background'la yapışıyor karakteri. Tabii ki Tarkovski'nin şeysi var. Muhtemelen seyretmiş Tarkovski. Sonra işte Kasaba 1997. Açıkçası o film pek beğenmedim. Filmin beğenmemenin sebebi şu. Bir tane sahne dışında bir kardan köylü çocuk geliyor. Üşümüş, okulun ortasında şey soba var. Çıkarıyor çorapları, böyle kurutuyor. O çoraplardan böyle damlalar düşüyor falan filan. O sahne dışında senaryo biraz zayıf bana geliyor. Bir uzun bir sekans var. Ormanda bütün ailesi, yine babası, annesi falan oturuyorlar ve 40 dakika konuşuyorlar. Ama o konuşmalar, o diyaloglar şey yapmıyor, hizmet vermiyor. Ne filmi iletmiyor, ne de karakterlere hizmet vermiyor. Öyle bir vergiden bahsediyor, bilmem ne bahsediyor. Ya sanki devletle ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize ama o pastoral dünyaya ait değil o konuşmalar. Sonuçta kime ne? Herkesin bir çocukluğu var, herkes çocukluğundan bir şeyler esneyebilirsin yani. Peki ne anlatıyor film? Ben seyretmedim o filmi. Adamın filmlerinde hepsinde bırak devrim, evrim bile yok. Karakterler varsayı olan durumda bulunmuşken çıkamıyorlar oradan. Statik. Statik. Yani kasabadan kıpırdaşmaya çalışıyorlar, kıpırdamıyorlar. Çaresizlikten dolayı veya sistemden dolayı. Biraz devlet eleştiriyor. Yani devlet sistemi eleştiriyor. İkinci uzun metraj Mayıs sıkıntısı. Şimdi Mayıs sıkıntısında yönetmen bir film çekecekmiş. Yine didaktik, ortada bir yerde kalmış. Sinematografik olarak mı anlatayım hikaye yoksa didaktik ağzından çıkanlarla mı anlatayım? Ortada bir yerde kalmış. Oyuncular iyi oynuyor. Oyuncu yönetimini ben de beğeniyorum. Yani değişik bir metotla yapmasına rağmen. Nasıl metotla yapıyorsa. İmprovizasyona çok önem verdiğini biliyorum. Provaları kaydediyor. Amatör prova ve gerçek çekim arasındaki fark göremiyor enerji olarak. Şimdi prova dersin, adamı ilk provada kendini boşaltıyor. İkinci provada kendini boşaltıyor. Çekim gelince bir kere daha. Adam şey zannediyor, yanlış bir şey yapıyorum zannediyor, paniğe kapılıyor. Süper dersin bir kere daha, o zaman kendini taklit ediyor. İlk iki take'ten aldın mı aldın? Hani amatörler. Herkes düşük oynuyor çünkü yüksek tonlama oynarsan hızlı kesme gerekiyor. Hani sofistike oyun varken düşük tonlama oynayacaksın. Bir de bu amatörler yani doğal oynasınlar diye şey yapıyor, sade oynasınlar diye çok önem veriyor. Ve başarıyor bir şekilde. Yani yönetmenin büyük sorumluluklardan birisi bu, tonu kontrol etmek. Kendi kendime öğrendim, kimseye asistanlık yapmadım diyor. Dolayısıyla da aslında bir sürü şeyi... Kendi metodlarla... Evet, el yordamıyla bulurken... Tamam, ben de kimseye asistanlık yapmadım. Şimdi onun ızdırabını çekiyorum. Öyle mi? Çalıştıramıyorum asistanlığı 4 düzgünü. Uzak. Benim seyrettiğim ilk Nuri Bilge Ceylan filmi.
İlk defa şehre geliyor. Kasabadaki karakter şehre geliyor, iş bulmaya çalışıyor vesaire vesaire. Uzak filmi vicdan üzerine yapılan film. Vicdan kimin? Şu başroldaki yönetmen var ya. Kendisi yani. Kendisi. Tabii kendisi. Kendi evinde de çekti. Yani kendisinin bir versiyonu herhalde. Versiyonu. Tabii ki. Yarısı, fiction yarısı şey yani. Yani yalnızlığa alıştırırsan kendine. Dışarıdan gelen herhangi birisi huzursuz şey yapıyor. Hı. Sen tamam. Ama sadece ondan değil. Hem çekiyor hem de birazcık utanıyor. Akrabadan birazcık utanıyor. Köyden gereği akrabadan. Hadi bir gitsin yani başımdan çıksın. En son adam gidiyor. Bu sigara motivi var ya. Adamdan kalmış bir tane sigara. O da en son içiyor. Nihayet kurtuldum ama. Yani bu güzel bir film. Yani kompakt. Az yani bir kere şey bendeyim. Az diyalog var. O da büyük bir. Birdenbire şey fark ettim. Çok laga luga ettik diğer filmlerde. Konuşmayalım boş boşuna. İstanbul'u kullanışını beğendim. Gerilla ya. Hiçbir zaman yapamayacağım bir şey o. Bir sonraki film 2006'da İklimler. Ben hemen girebilir miyim? Ben hiç beğenmedim İklimleri. En sevmediğim film. Vallahi ben sana söyleyeyim. Ben oraya kadar çekilen filmlerden daha iyi buldum. İklimler ve Üç Maymun esas olarak başka bir konuya geçiyor. Aile, beraberlik ve aile konusuna geçiyor. Sen niye beğenmedin? Abi kabız bir adamın öyküsü gibi. Yani çok inanılmaz derecede sıkıcı gelmişti bana seyrettiğimde. Karakterler çok itici. Üniversitedeki o acayip yan arkadaşıyla olan muhabbetler... Fındık yedirme sahnesi. Ha. Baş karakter sana itici gelmiyor mu? İtici gelmezse önemli değil canım. Outdoor filmi bu ya. O empatiden gelmiyor. Ne dediğimiştik? Empati kuracağım da oradan bilmem sevdireceğim diye değil yani. Pasif yani... karakter problemi var abi. Hiçbir şey yapmıyor herif aslında. Şey diyorsun reaktör. Reaktör değil abi. Pasif değil yani. Bir şeyler çabalanıyor yani. Geliyor ondan sonra kadının peşinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Pasif değil. O yüzden koydu o şey sahne. Fındık sahnesi, seks sahnesi, fındık dokunuyor. İşte bana onlar hep böyle çok zorlama geliyor. Ama... Fındık sahnesi. Biraz Ahmet Uluçay'dan yansımasını, full yansımasını görüyorum. Ne gülüyorsun lan ya? Ben de burada böyle gülüyorum işte. Bak karpuz kapında şöyle bir şey var. Çocuk geliyor kızı tavlayacak. Cevizleri getiriyor böyle. Ceviz diyor kız bakmıyor böyle. Çocuğun eline düşüyor bir tane ceviz basamağa düşüyor. Toplamaya çalışıyor vazgeçiyor gidiyor. Kız böyle pis baktı çocuğun peşine. Fakat gece iniyor aşağıda alıyor bu ceviz. Kimse duymadan kırıyor. Ceviz kabuğunu çıkarıyor. Küt diye kendi yatağında kız kardeş var orada yatıyor. Böyle sanki kendine oynuyormuş gibi yavaş yani çocuğu düşünerek ap çıkardı ceviz kabuğu koydu. Şuradan bir makro plan abi. Ağzındaki ceviz içi diye bir kırdı o cevizi. O anda sanki çocuğun ağzına. Bu da egemenlik üzerine. Dokuluyor fındık. Ye şu fındık yemiyorum. Ye şu fındık yemiyorum. Bu ya işte seks yaparken çat diye ağzına koyuyor. Peki bu çok kaba bir şey değil mi? Ya bak bu sahnenin sebebi tam şey dediğin gibi. Pasif karakterden ziyade bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ses tasarımıyla ilgili abi bütün filmlerde daha ilk filmden itibaren çok dikkatli ses tasarım. Bazı filmlerde yabancılar yapmışlar ilk filmlerde ses tasarım. Bütün filmlerde ses tasarımı, ses sound design dediğin şey çok ince yapılmış. Müzik kullanımı. Tabii ya ilk filmlerde klasik müzik kullanıyordu. Neden klasik müzik kullanıyordu? Copyright'ı düşük. Ve neredeyse sessizliğe yakın bir miksaj var. Miksaj çok sofistike yapıyor. Hı hı. Filmlerin temposu ağır. Ama ritmi iyidir. Yani kendi içinde evet. Tempo ve ritim arasındaki fark bilmelisiniz. Burası çok önemli. Burası çok önemli ama onu büyük bir konu bu yani bu uzun bir konu. Bak iki farklı enerjisi var filmlerde. Tür filmlerin enerjisi dışarıdan gelen enerjisi. Kinetik enerjisi. Hızlı hareketler, hızlı kameralar, kısa kesmeler belki. Yüksek, dış çatışmalar, yüksek ses efektler vesaire. Bir de kumulatif enerjisi var. Daha çok böyle sanat filmlerinin. İçeriden, drama içeriden titriyor. O yüzden bir ağır bir akışı var. Ama içerideki kumulatif bir enerji patlayacak bir bomba gibi bir şey oluyor. O götürüyor filmi. Anadolu'ya kadar rahmetli Ayhan Ergüsel ile çalıştı. Sen beğeniyordun onu. Ben beğeniyordum. Yok o çok iyi bir, çok yetenekli bir adamdı. Yani. Allah rahmet eylesin. Sonra 2008'de ilk defa gerçek oyuncularla ve üstelik de Yavuz Bingöl'le Üç Maymun. İlk defa CGI kullanıyor. Bulutları yerleştiriyor. Bulutları yerleştiriyor. Gemiler, o su bu su. Yani bir kompüter dokusu var orada. Sony'nin kamerasına geçiyor bu arada. Negatifle çekmiyor artık. İlk defa. İlk defa. Ona şey fark görüyorsun. Color correction'da fark görüyorsun. HDR foto şeyine dokusu var gibi. Yavuz Bingöl'ün şöyle bir durum var. Ben o 72. Koğuş diye bir filmde kurguladım. Yakın plan alırsın. Herhangi bir sahneyi herhangi bir yerine koyarsan oturuyor. Yoğunluk var adamın. Kesinlikle benim çok beğendiğim bir sahne var mesela. Arabada. Bu araba ne lan diyor. Hatırlıyor musun sen? Evet. Abi çok iyi. Geriliyorsun orada. Çocuk saçmalamaya başlıyor. Zaten işte. Oradaki şey geriliyorsun. O seslilikten geriliyorsun. Yakın plan var. Karısıyla oturuyor. Hı-hı. Karısı böyle şey. Adam geliyor böyle bir şeyler deniyor kadınla falan. Bakıyor keyfi yok. Ne oluyor sana? Abi bütün mizansen böyle bir yakın planla geziyor. Çok iyi bir sahne yani. Ercan Kesal da iyiydi orada. Discovery.
Birdenbire bir şey keşfediyorsun. Bir senden, zamanlar Anadolu'da en iyi yönetmen ödülü aldığı film. Benim için o adamın en iyi filmi. Ben de katılıyorum. Yani şöyle bir... Bir yarım saatini keserdim ben olsam ama olsun. Yok ben kesmezdim, ben seyrettim. Ben tekrar hiç sıkılmadım. Yani bu yine temposu var ama iç ritmi çok iyi. Muhteşem oyuncular. Ercan Kesal. Abi adam şey olmuş ya, muhtar da kendisi ya. Çok acayip yani. Bir kitap yazdı o filmin yapılış süreciyle ilgili. Anlatıyor uzun uzun nasıl yaptıklarını da. Kendi hikayesi. Yani kendi yaşadığı bir olaydan yola çıkarak yazılmış. Kendisi işte. Muhtar mıydı? Yok. Oradaki doktor kendisi aslında. Ercan Kesal. Hı-hı. Ercan Kesal Anadolu'ya hizmete gidiyor. Türkiye'de öyle bir şey var. Orada yaşadığı olaylardan derleyip bu hikayeyi götürüyor Nuri Bilge Ceylan'a. O da bundan olur diyor. Beraber oturup yazıyorlar. Çok iyi. Filmin ana cümlesine biliyor musun? Zaten ilk plandan işe görüyorsun. Boşluk, 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 boşluk. Allah'ın unutulmuş bir yer. Şöyle üç tane araba bir yerden geliyor uzak uzak. Bak ilk defa filmin konusu backdrop'la, background'la birebir tutuyor. Çünkü en son şey var ya, bir şüpheli bir şeyler buluyorlar. Adamı canlı gördüler falan filan. Adam camdan bakıyor, kadın bir şey gidiyor, çocuklar. Şimdi yineden mi açalım yeni sorgulama, yeni dava falan filan. Yaz abi, hiçbir şey şüpheli bulunmadı. Abi al sana devlet, al sana polis. Alan unutulmuş bir yerde yani. Aynı zamanda bir de, varoluşçu bir şey. Tabii bir de aynı motif geliyor. Hani dediğimiz gibi küçük kasabalarda. Akvaryumdaki gibi millet kıpraşıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapamıyorlar onun dışında. Birisi doktor diyor ki ulan ben senin yerinde olsaydım. Çoktan buradan gidip de bilmem ne şey yapardım. Nereye gideyim? Gidecek yeri yok anasını satın. Peki bir şey soracağım. Hatta sana nasıl geliyor dışarıdan? Yok. İyi geliyor. Yani nasıl geliyor? Sinema olarak sormuyorum. Yok iyi geliyor. İyi geliyor abici. Onu da sormuyorum. Ülke olarak anlayabiliyor musun sen o filmi? İşte bir zamanlar Anadolu'da yabancılara ülke çok iyi anlatıyor. Nuri Bilge Ceylan zaten Türklere göre film yapmıyor ki. Yani bu şu andaki Türk yaşasını merak etmiyor yani. İlgilendirmiyor adamı. Adam... Cannes Festival jüri üyeleri için film yapıyor. Yani. Bir dakika şimdi çok önemli bir şey söyledim. O önemli bir şey söylüyorum çünkü Cannes Festival'ın etrafında şey var ya, piyasa, ticari piyasası var. Sen Cannes'dan herhangi bir ödül aldın mı? Official Selection'a bile girdin mi abi sen? Kaymakla geliyorsun geri yani. Şu ana kadar söylediğin her şeyi yok ettin şu anda. Niye? Temel itirazım bu adama zaten. Türkiye öyle değil. Nasıl hayali Türkiye? Bir Türkiye'den bahsediyor. Nasıl Türkiye öyle değil abi? Sen Anadolu biliyor musun? Tabii yani buradan... abi. Ben senelerce benim ailem bir kasaba ailesi. Şey Anadolu öyle değil diyorsun. Türkler öyle değil abi. Türkler dalgacı bir millettir. Ve neşelidir Türkler ya. Yani neşelidir. Böyle bir muhtar yok mu yani şimdi şeyde? Muhtar köyde. Var. Muhtar çok iyi. Tamam. Ama diğerleri egzistansiyalist bir durum anlatıyor ya böyle uzata uzata. Herkes bir iç hüzün içinde şimdi. Öyle bir şey yok Türkiye'de. Tamam brother. Yani bak şöyle söyleyeyim. Kusturica'nın yaptığı filmlerin hiçbirisi doğru değil yani. Ha, sen ne zannediyorsun? Onu diyorum. Çingeller anlatıyor. Ben Çingeller'le söylüyorum. Bu biz miyiz yani diyorlar. Yani. Aynen öyle onu diyorum. Tamam yani, ama film bu yani. Aynısı aslında. Kusturica'nın dünyası ne kadar masalsıysa, yalansa. Bu o da aslında o da bana gerçek geliyor şimdi. Film bile olsa. Ha inandırıyor. Ya inandırıyor. Gerçekten inandırıyor. Etnofilm diye bir şey var. Yani festivallerde Batı halkına bir şey satacaksan İran filmler gibi. Yani bir mentalite bir şeyler satacaksan etnofilm buna denir. Etnofilmin formülü nedir? Bir düğün çekelim, bir adetleri görsünler, bir müzik koyalım, bir yemek koyalım, bir görsünler ne yiyoruz, ne içiyoruz, nasıl dans ediyoruz. Sanki kimsenin umurundan sen nasıl ediyorsun ve ne yiyorsun yani. Bu adam böyle yapmıyor abi. Bu mentalite anlatıyor yani. Hayal ürünü bile olsa inandırıyor çünkü çok doğal oynuyorlar. Lan böyle Taner Birsel'in oyunu harika yani. Ama biz şimdi iki ayrı şeyden bahsediyoruz tabii. Yani tamam yani. Filmlerin execution'ı yani yapılışı iyi. Hepsi usta işi. İnsanı depresyona sokan filmler bunlar. Anadolu için demiyorum. Anadolu bana hiç... Onu ayırabiliriz evet. Akıcı geldi bana. Uzun film. Yavaşım akıcı geldi yani. İç ritmi var çünkü. Yani bu çok önemli. Ama tabii ki perfect kareler olmasaydı alanı grafik olarak çöpe giderdi yani. Böyle bir akıtıyor. Bir şeyler yaşatıyor yani. Daha önceden konuştuk ya. Gerçek zamanda plan uzadıkça gerçek zaman akmaya başlıyor. İnandırıcı drama olmaya başlıyor. Daha da böyle realiteye dönük bir atmosfer yaratıyor. Yani sonra geliyoruz. Kanı aldığı film Kış Uykusu. Valla kanı almış da ben Kış Uykusu tamam iyi film. Fazla diyalog üzerine yapılmış bir film. Uzun, tekstler uzun. O yüzden deneyimli yatırıcılar ihtiyacı var. Haluk Bilginer, Demetler hepsi deneyimli. Sinematografik anlamında çok da şey gelmedi bana yani bir Anadolu'yu geçmedi. Ama niyeyse onunla aldı. Scorsese de Oscar aldı şeyde Zindan Adası'yla. O herhalde artık şeye gelmişti.
Kıvama gelmişti. Kıvama gelmişti tabii canım. Yani artık verelim adama ya. Bu kadar uğraşıyor seni. Ben cesur buluyorum aslında ya sinemacı olarak. Kendisi. Kimin aklına gelir böyle bir film yapmak? O çok ilginç. Hani bu kadar uzun konuşma yapalım. Kış uyku. Hepsi için aslında da kış uykusu özellikle yani uzun bir kere uzun sen Cannes Festivali'nin açık pasaportunu aldın mı? Ondan sonra ne istiyorsan yap. Ne istiyorsun baba? Official Selection'a giriyorsun muhakkak. Bir iki tane büyük jüri ödülü aldıktan sonra, yani direktör aldıktan sonra sen ödülsüz çıkamazsın oradan yani. Son filme gelelim o zaman. Son filmi Ahmak Ağacı mıydı? Ahlat Ağacı. Ahlat Ağacı anasını satayım ya. Back to the roots. Yani kökünlere geri dönme gibi görüyorum. Buna yine kasaba hayatına bilmem ne. Orada 4-5 tane önemli sahneleri görüyorum. O da işte yine alegori, metafor üzerine şey yapılar. Dede, babası ve oğlan bir kuyu kazmaya çalışıyorlar. Su çıkmıyor. Ne demişler abi, boş kuyundan su çıkmaz. Şey, babayla meseleyi anlatıyor. Öğretmen babası. Herkes babasına şey diyor, çok iyi adam, çok şöyle diyor, çok annesi diyor, çok iyi adam, çok iyi adam. Oğlana bu ters geliyor. Oğlanın duruşu şu, çok iyi adamdı, tamam ne yaptı? What's his legacy? Para nerede? Bana ne yatırmış? Bana ne onun iyiliği falan filan. Küçük kasabalarda ne yaparsın? Adam diyor ki, öğretmen olmazsam, ki öğretmen için okudu, olmazsam muhtemelen polis olacağım. Ya polis ya minibüs ya köfteci. Başka bir şey yapamıyor. Kitap basmış. Çocuk bir sponsor bulmaya çalışıyor. Belediye geliyor. Belediye diyor tabii ki bizim vatandaşımız açık. Yani bak kapı bile yok. Buyurun vatandaş ne istiyorsun? Sponsorluk istiyorum. Ne kadar kaç para istiyorsun? 2000 lira. 2000 lira mı? Ya bir şey değil lan ya ben korkumlu kadar veriyorum. Yok hiçbir şey değil. Verecek misin? Aa veremeyiz parayı. Çok bürokratik işler var. Sen git inşaatçı gidiyor. Para istiyor, inşaatçı şey başlıyor. Çanakkale'den siyasi konuşmalarla bilmem ne boğuluyor adam çıkıyor. Ve böyle hep babaya kızarak gidiyor. En son ne oluyor? Kendisi de bulmuş. Kendisi de bulmuş abi geri döndü askerden. Bastı, kendi imkanlarıyla bastı kitabı. Kitabı satıldı mı bir adet bile satılmadı. Geldi babaya diyor ki ya ne oldu bu kuyuyla yani başardın mı falan filan. Babası gülerek geldi. Yok abi senelerdir uğraştık olmadı ne yapalım devam edelim. En son sahne kendisi kuyu kazıyor. Yani kuşak kuşağına boş işlere uğraşacak şeyler devam edecek. Yine derin bir umutsuzluk. Derin bir umutsuzluk. Tabii. Söylediğim gibi yani Nuri Bilge'nin filmlerinde şey yok. Devrimden bırak. Evrim bile yok yani. Hep böyle gidiyor. Peki abi. Bu bir kusur değil mi? Ya ben niye bu filmi seyrediyorum abi? Bilmiyorum. Bir ismi var Nuri Bilge'nin filmi. Nolan gibi bir ismi var yani. Sanat filmlerin iyi yanı var mı? Mutluğa bağlıyorlar mı? Neden? Sen sanat gülerek geçilen bir sanat filmi gördün mü? Güldüğün anda sanat değilmiş diye. Niye? Koenler olmuyor mu? Gülünürse sanat olmaz. Ama Koenler şöyle bir humor ama kara mizah yapıyorlar. Hı-hı. Black komedi yani. O yüzden şey kalıyorlar. Nuri Bilge Ceylan'da da ben komedi çok var. Komedi var ama o da kara mizah gibi bir şey. Neden direkt mizah sanat olmuyor? Neden direkt arabesk sanat olmuyor? Hadi söyle bana. O zaman şunu sormam lazım. Sanat ne? Oraya geldik. Sanat. Kanda ödül almak sanattır. Görüşmek üzere. yok. Sanat bak. Senin için sanat nedir? Sende bir iyiye doğru değişiklik yaratması lazım. İyiye doğru olması şart değil de sanat bir tercümen yani experience ama tercüme anlamında değil de yaşatmasıyla ilgili. Deneyim yaşatacak. Bence birazcık cesur olması gerekiyor. Cesur bir yapıt olmalı. Yani. Cesaret yoksa sanat olmuyor. Yani. Olmaz. Hani gerçekten bir şeylerin değişmesi lazım. Tabii. Push etmen lazım. Boundaries yani sınırları push etmen lazım. Bir. İkincisi biraz gözünü açması gerekiyor. Yani ufukları açtıracak bir şey. Anlamazsan da etkilenmen gerekiyor. Şimdi sanat nedir dediğin hani şimdi Mona Lisa baktım abi en pahalı resimler nedir? Salvador Mundi diye bir şey yani Leonardo'nun çıktı. 480 milyon dolara Saudi Prince aldı. Herkes alkışlıyor. Sonra da kaldı ki Leonardo'nun asistanı yapmış bunu. Aa birdenbire sanat değilmiş. Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Şimdi ben Mona Lisa'ya bakıyorsun. Tamam çok güzel teknik. Ama ne bileyim yani Munch'un bir tablosu. O Scream tablosu var ya. Mona Lisa'dan daha çok etkileniyor beni. Ki Mona Lisa dünyanın en bilen sanat resmi. Mona Lisa balon aslında yani şey o pop ikonu. Leonardo şey aerial perspective diye bir şey keşfetti. Uzak nesneler daha flu görünüyor ve daha beyaz. Luminans olarak daha açık. Evet, yani ama üç boyutlu şey, iki boyutlu resimde üç boyut tasarlayan bir şey tekniği. Nuri Bilge'ye nasıl bağlayacaksın bunu? Mesela birinci filmi seyrederken anlarsın da anlamazsın. Ben yani 10 üzerine 9 bir film yani. Hissettiriyor bir şeyler yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ben Ahlat Ağacı'nı geri gidiş olarak yani sana katılıyorum. Yok on birazcık şemiştim. 10 üzerine bu 8'e geri döndü. Anlatabiliyor muyum? Yani 8 demezdim ben ama evet. Yani 7,5 adresim yok yapın şimdi. Bak Ahlat Ağacı'nın şöyle bir problemi var. Yine de ortada kaldı. Sinematografik olarak mı anlatsam yoksa yine konuşmayla ağzından çıkan. Mesela bir sahne var. Sahnenin
döneceği yerlerde birdenbire dönüş noktasında rüzgar esiyor. Yani onu, biliyorum, biz de onu yapmıştık. Ve o arada böyle kızın saçı geriyor bilmem ne, kız birdenbire mood değişiyor, ağlıyor falan filan. Bir tane sahne sadece var, bu çok gözüme battı. Yani biraz canım sıkıldı orada. İki tane koca geliyor ya, bir de bizim adam. Gidiyorlar ve uzun uzun dini tartışıyorlar. Köye doğru gidiyorlar, oturuyorlar, bitmiyor. Bu didaktik olarak bir şey anlatıyor. Türkiye'nin durumu anlatıyor ama Türkler bunu zaten biliyor. Yani Türk olarak, Türk vatandaşı olarak biliyorum zaten durumu. Nuri Bilge Ceylan'a verelim mi şey olarak? Ha, not mu vereceğiz? Not mu vereceğiz? Haddimize düşmez. Ben haddimize düşmez abi. Korkuyor mu? Ben hiçbir şeyden korkmam ya. Not veremeyiz şundan dolayı. Adam ötür. Ötür filmde, ötür şahsiyetine not verilmez ya zaten. Zaten benim notum yüksek olacaktı. Şeyde değil yani. Öyle bir film dışında orada quiz oldum kasaba. Gerisi şey değil yani, fena değil. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Sırayla. Koza 9. Kasaba 6. Mayıs sıkıntısı 7.5-8'e doğru. Uzak 8. İklimler 9 abi. 3 maymun 9. Anadolu 10. Kış uykusu 9. En son 8 derdim yani. 7.5 demezdim. Ahlat olsun. Bir baksan ortalama yine de 8.5-9'a gidiyor yani. Gayet iyi. Gayet iyi. Ulan Scorsese verseydim Scorsese 7.5. Scorsese kaçırmam. Her filmi seyrediyorum ama şey gibi filmler vardı onu. Kundun diye bir filmler vardı. Ondan 5 bile yemezdim. Ya ben şeye karşıyım. Ne? Bunu çok söyledim ama sen duymamışsındır. Yeni jenerasyonları kötü etkiledi. Abi yeni jenerasyonlara bir şey söyleyeceğim. Biz niye bu gece şey yapmadık? Tarkovski yapmadık. Taklit edemezsiniz Tarkovski. Abi adam Rusya'da yaşamış. Rusya abi. Ressamcılık yaptı, müzisyenlik yaptı. Babası milli kahramandı şöyle. Medal Allah alıyor çocuğu. Haydi şimdi sinema okuluna git. Abi başka bir kafa o ya. Kimi taklit edeceksin? Nuri Bilge nasıl taklit edeceksin abi? Adam bir köyde orada bilmem ne kasabada neredeyse büyüdüyse. Babası öyle, annesi öyle. Bir üslupten geliyor. Hepimiz kendimiz olmak zorundayız bir defa. Bunu... Ya bu bir şey, millet şey zannediyor. Bak Nuri böyle bir plan çekti. Ben de çekersem ben de... Lan zikerim affedersin yani, plan ne demek lan ya? Sen filme bak, plan çekti. Bu dünyada artık çekilmeyen bir setup yok yani. Kamera açıp falan her şey çekildi. Yani. Bir arada bir yönetmen vardı, şimdiden geçmeyeyim. Çekti filmi, ondan sonra seyrediyoruz böyle filmi. Ulan bu Kurosawa gönderme değil mi? Ha, ben evet. Biliyorum kim oldu. Bu bilmem neye gönderme değil mi? Tamam be abi, bir film seyredeyim ya. Söylemeyeyim. Tamam. Sen bugün sinema okulunu bitirmiş olsan ne yapardın mesela? Bilmiyorum abiciğim. Öyle depresyona mi? Girerdim şimdi. Onlar da depresyona giriyor işte. Herkes birdenbire Tarkovski maçı, bir de bilmem ne. Nolan. Abi Nolan bile bayat ya. Nolan ne zaman başladı? 30 yıl oldu Nolan'ın ya. Tabii 95 falan. Tamam oğlum ya, az buz mu ya? 25 yıl ya. Yönetmenin şeysi ne kadar bir? Evet bitirelim ama yüksek. Yüksek bitirelim. Yüksek bitirelim. Nuri Bilge Ceylan'a 40 puan. 3 artı 8 eksi 20. 19 yapar. 40 ekle. Hadi bay bay.